Turgutlu'da şu an Bahçeşehir Koleji'nin inşaatındayız. Bahçeşehir Koleji inşaatında buranın yetkililerinden Murat Atlıhan'la kısa bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Evet Murat Bey, öncelikle bu röportaj için bizimle bir araya geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için. Kısaca inşaatın son durumuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? İnşaatımızın 1.70 radyal temelden sonra bodrum katı yapıldı. Şu an birinci katın tabliyesi dökülüyor. En geç Allah bir dert keder vermezse Mayıs ayına okul tamamıyla işleyişe hazır olacak. Turgutlu'ya şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bahçeşehir Koleji'nin bodrumunu yaptık. Şu an birinci kat sağlam temeller üzerinde. Siz çekimler yaptınız. Kalın perdeler, güçlü demirler, kolonlar üzerine 3 katlı bir bina inşa edeceğiz. Okulun son derece sitenin dışında büyük bir bahçesi, yumuşak zeminli oyun alanı, kapalı yüzme havuzu, her türlü sosyal donatısı, laboratuvarı, müzik sınıfları, dans sınıfları tamamının olacağı çok donanımlı bir kampüsü en geç Mayıs ayı içinde Turgutlu'ya hizmete hazırlayacağız. Malumunuz sizler sürekli takip halindesiniz. Biz 8 ay önce yukarıdaki 6 bloğun inşaatına başladık. 8 ayda neredeyse tamamını iç ve dış olarak bitirdik gibi, bu kadar hızlı ilerleyen bir inşaat sürecinde bir kolejin, bir okulun yapımının maksimum süreceği süre 4 aydır. Biz de 1 ayı geride bıraktık. Kalan 3 ay içinde inşaatın içiyle, dışıyla, peyzajıyla tamamını bitirme hedefindeyiz. Bitireceğiz inşallah. Bizim de buraya bugün gelme amaçlarımızdan bir tanesi Turgutlu Akın'ın bu konuda merakını giderme yönündeydi. Turgutlu Akın da merak ediyor. Bahçeşehir Koleji'nin ne zaman faaliyete gireceği, ne zaman açılacağı, inşaatının ne zaman tamamlanacağı, bu yöndeki bilgilerinizi almak için buraya geldik. Okulumuz ne zaman başlayacak? Yani öğrenciler okulunuza ne zaman girmeye başlayacak? En büyük isteklerimizden biri ki bunu gerçekleştireceğiz. Turgutlu'da evet özel okullar var ama çok da sosyal imkanları yok. Yazın çocuklarımıza, okullar kapandıktan sonra Turgutlu'lu çocuklara güzel bir yaz okulu yapmak. Havuzuyla, yumuşak zeminli oyun alanlarıyla, enstrüman eğitimiyle, satrancıyla yazın Allah bir dert keder vermezse en geç Temmuz ayı gibi çocuklarımıza bir yaz okuluyla Turgutlu Bahçeşehir Koleji'de start vereceğiz. Yani okulumuzun inşaatı da temeli de tamamen betonla, demirle yapılan bir inşaat gördüğüm kadarıyla, herhangi bir prefabrik falan söz konusu değil. Bizim ya prefabrik okul zaten kanunda olmaz. Sizler çektiniz kullanılan demiri, perdelerin, kolonların kalınlığını gördünüz. 1.70 derinliğinde radyal temel üzerine son derece 9 şiddetinde depreme dayanıklı betonarme bir bina yapılıyor. Biz binalarımızın tamamının altına ayrıca 24 metrekare kazıkla zemini güçlendirdikten sonra bu binaları yapıyoruz. Dolayısıyla prefabrik yapı çok komik olur. Onu gündemimize bile almıyoruz biz hariç. Yani depreme dayanıklı bir inşaat söz konusu diyorsunuz. Bizim, gerçekten kolonları da incelediğimizde, baktığımızda gerçekten her şeye uygun hareket ediyorsunuz. Bizim önceliğimiz, biz eğitimci bir aileyiz. Önceliğimiz güvenlik.
her şeyden önce bizim diğer okullarımıza gidildiğinde kolonların, köşelerin süngerlerle giydirildiği görülür. Niye? Öğrenci çarptığında herhangi bir şey yaralanma olmasın. Bunu düşünen biz bir binanın inşaatını, temelini, kolonundaki güvenliği düşünmemek abes olur. Düşünmeyeceğimizi düşünülmesi abes olur. Dolayısıyla burada geoteknik raporunun gerektirdiği ne varsa ona uygun 9 şiddetinde depreme dayanıklı bir okul binası ve konutlar yapılmakta. Çıkmış olduğunuz bu yola da başarılar dileriz. Turgutlu'nun gerçekten böyle bir çalışmaya ve okula ihtiyacı vardı. Eğitimin olduğu her yerde insanların daha iyi bakış açısı oluyor. Sizlerin de bu konuda tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir şey ekleyeceğim. Şu an kadromuzun, idari kadromuzun, öğretmen kadromuzun büyük bir kısmı hazır. Kadromuzun tamamını İstanbul Bahçeşehir Kolejleri Genel Merkezi tarafından seçilmektedir. Alanında bu bölgenin kimi Turgutlu, kimi İzmir, kimi İstanbul, kimi Türkiye'nin herhangi bir ilinden gelen son derece alanda yetkin bir kadroyla yazın hizmete başlayacağız. Okulun inşaatı da yine söylüyorum, iç dizaynı dahil olmak üzere Mayıs ayına en geç bitmiş olacak inşallah. Çok teşekkür ederim ilginiz için ve bizi burada ağırladığınız için. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ayşin Beyciğim, gördüğünüz şu yaklaşık 15 dönüm arazi, tel örgüne kadar olan yerin tamamı bize ait. Bunun bir kısmını sitenin makette görülen yumuşak zeminleri olarak kullanılacak, büyük bir kısmı ise okul bahçesi olarak kullanılacak. Yani şu an burada 10 tane okula yetecek büyüklükte bahçe var. Biz bunun tamamını bir okul bahçesi olarak kullanacağız. Okulun kendinin siteden bağımsız olarak büyük bir bahçesi, yumuşak zeminli oyun alanı ve kapalı yüzme havuzu olacak. Yani yüzme havuzuyla da öğrenciler hem eğitim görecek hem orada serinleyecek. Aynen öyle. Hem keyfini çıkaracaklar hem stillerle yüzmeyi öğrenecek çocuklarımız. Bu konu hakkında da bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz takipçilerimize bu videoyu en kısa zamanda ulaştırmayı düşünüyoruz. Sizin söylemek istediğiniz okulla ilgili, eğitimle ilgili bir şeyler varsa son sözlerinizi alayım. Biz yaklaşık 30 yıla yakındır özel eğitim sektörünün içindeyiz. Van Bahçeşehir Koleji, Manisa Bahçeşehir Koleji, Narlıdere ve Güzelbahçe'deki Uğur okullarıyla eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Kafasında biraz soru işareti olan velilerimiz bu okulların birine gidip bizim eğitimi, okulculuğu hangi kalitede yaptığımızı çok net görebilirler. Dolayısıyla rahat olsunlar. Site ile okul birbirinden her anlamda tamamen bağımsız olacak. Turgutlu halkına vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Turgutlu Bahçeşehir Koleji Turgutlu'ya değer katacak. Turgutlu'ya hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz bu ilgi için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz, bugün Turgutlu Bahçeşehir Koleji'nde yerinde inşaat alanını, bahçesini ve işletmecileriyle yapmış olduğumuz röportajları sizinle paylaşıyoruz. Çok yakın bir zamanda açılacak olan bu okulla ilgili Turgutlu halkında burayı görmeye davet ediyoruz. Evet değerli takipçilerimiz, şu an Turgutlu Bahçeşehir Koleji'nde okul kampüs müdürümüzle birlikteyiz. Öncelikle bu davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Zeynep Hanım. Kısaca kendinizi Turgutlu halkına tanıtabilir misiniz ve takipçilerimize? Merhabalar, ben Zeynep Özben. Turgutlu Bahçeşehir Koleji kampüs müdürüyüm. İzmir'de 12 yıl Çakabey Koleji'nde çalıştıktan sonra
İzmir'de ilk açılan Bahçeşehir, Bornova Bahçeşehir ailesine dair oldum. Şimdi de Turgutlu Bahçeşehir Koleji'nde kampüs müdürlüğü yapıyorum. Mayıs ayında inşaatı tamamlanacak olan okulumuz 2004-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. 1994 yılında İstanbul'da ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır diyerek bugün Türkiye'de 7 bölgede 153 kampüsüyle hizmet vermektedir. Bildiğiniz gibi dünyada üretimden tüketime, yaşam şekillerimiz, günlük alışkanlıklarımız değişiyor ve artık eski anlayışlarımızla çocuklarımızı yetiştirmemiz mümkün değil. İşte bu noktada Bahçeşehir Koleji yenilikçi eğitim anlayışları modelleriyle hem Türkiye'de öncülük yapmakta hem de dünyanın önde gelen eğitim modellerini Türkiye'de uygulamaktadır. Bunlardan biraz bahsetmem gerekirse, işte yaratıcı, yenilikçi, takım çalışmasına uygun, dünya vatandaşlığı programı, yaşam boyu öğrenme programları, disiplinler arası çalışma dediğimiz sistem derslerimiz, bunlar bizim için çok kıymetli ve öğrencileri yeni yüzyıl becerilerini hazırlayacak programlarımız olmaktadır. Çok teşekkür ederim. Böyle bir marka bir okulun ve kaliteli eğitmenlerin Turgutlu'da görev yapacak olması bizleri de memnun ediyor. Turgutlu halkına söylemek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alıp röportajıma son vermek istiyorum. Buyurun. Evet, hem Turgutlu halkı hem de öğrencileriyle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Bizi çok büyük bir heyecanla karşıladılar. Bu da bizi daha heyecanlandırıyor, mutlu kılıyor ve çok güzel olacağına inancımız tam. Teşekkür ederim, ben sağ olun. Teşekkür ederim.